Bilmineden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan Eşyalarımı Takipçilerimle Değiştim serimizin yeni bölümünde bugün aranızdan seçtiğim bir takipçiyle evleri değişeceğiz. Biliyorsunuz serinin önceki videolarında takipçilerimle arabalarımı değiştirmiştim. Basamağı bir seviye üste çıkartıyoruz ve bugün bir takipçimle evleri değişeceğiz. Şimdi biliyorsunuz zaten daha öncesinde bir video çekmiştik ve oturduğumuz siteyi sizlere göstermiştik. Taşınmadan önceki halini, yani eşyalarımızı getirmeden önceki halini sizlere göstermiştik. Hayallerimiz vardı. Şuraya şunu yapacağız, buraya bunu yapacağız diye sizlere anlatmıştık. Evin son halini hiç görmediler. Hiç ev tanıtım videosu falan çekmedik. Bugün takipçi arkadaşımız eve geldiği zaman sizler de evin gelmiş olduğu son halini göreceksiniz. Alkışlarınızla Berkay'ı davet ediyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hep çok değerli insanları seçiyoruz. Hep sizlerin arasından birisini seçiyoruz. Bugünkü misafirimiz Berkay. Berkay bir müzisyen arkadaşlar. Sen bu hafta sonunu bizim evde geçiriyorsun. Tamamdır. Ben de bu hafta sonunu senin evinde geçiriyorum. Tamam. Bir sorum var öncelikle. Ne zamandır Delimine'yi takip ediyorsun? Bildiğin en eski video ne? Sınav sorusu. Hadi bakalım. Bizim sınav soruları çıkıyor biliyorsun. Aramızda bilgi yarışmalarına sorduğumuz sorular sınavlarda çıkıyor. KPSS'de çıktı, YKS'de çıktı. Buralara iyi dinleyin. Delimine'nin en eski videosu nedir diye bir soru çıkabilir her an. Buyurun. 3 yıldır takip ediyorum. Gökdelenlere tırmandığınız videolardan beri takip ediyorum. Yani bayağı eskisin yani. Hoş geldin Berkay. Hoş bulduk abi. Sen istersen arkadaşlara bir kendini tanıt. Kimsin, nesin, kaç yaşındasın, neler yaparsın? Çünkü bu seride aranızdan birileri buraya geldiği için sizleri tanıyoruz. Beni zaten tanıdınız yıllardır. Buyurun. Merhaba ben Berkay. 23 yaşındayım. Müzisyenim. Motokuryelik yapıyorum yaklaşık 2 yıldır. Nerede çalışıyorsun mesela motokurye olarak? Firma ismi vereyim. Ver abi. Yemek Sepeti'nde çalıştım. Trendyol'da çalıştım. Hepsi Express'te çalıştım. Bir yandan da müzik yapmaya çalışıyorsun. Tabii ki. Bir yandan da çok fazla bir zaman kaldı. Ama müzik öğrenmeye devam ettim. Tamam. Müzik yapmaya devam ettim. Bir enstrüman falan bir şeyler var mı? Tabii ki elektro gitar çalıyorum. Çok iyi. Piyano çalıyorum birazcık. Oo, çok güzel. Genellikle 5-6 yıldır sahne üzerinde çalışıyorum. Rodilik yapıyorum. Nedir abi Rodi? Rodi sahnenin bütün işleyişi neredeyse Rodi'nin üzerindedir. Sahneyi mi kuruyorsun yani? Tabii ki konser sahneyi, sahneyi kuruyorsun. Tamam. Müzisyenlere yardımcı oluyorsun. Antalya'da mekanlarda falan çalıyor musun, söylüyor musun? Fırsat buldukça sahne yapmaya çalışıyorum. İşten fırsat buldukça tabii müzik ki, de yapıyorsun. Tabii ki. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Berkay çabalayan, kovalayan ve hayalleri için çalışan bir arkadaşımız. Yani akşama kadar motokuryelik yapıyor. Akşam işinden vakit kaldığında da müzik yapmaya çalışıyor. Mekanlarda şarkı söylemeye çalışıyor. Enstrüman çalmaya çalışıyor. Peki ben bunları nereden biliyorum? Size baştan anlattım. Zaten ben biliyordum. Instagram'dan duyuru yapmıştım. Evleri değişeceğim diye. Orada gerçekten hikayesi olan arkadaşları seçiyorum. Hani bir amacı olan, bir amaç için çabalayan arkadaşları seçiyorum. Berkay da o arkadaşlarımızdan birisi. Şu anda belki motokuryelik yapıyor ama müzikten bir gün çok güzel bir yerlere gelip kariyer yapıp iyi noktalara geleceğine inandığım için de onunla birlikte videoda böyle yan yana görünmek istedim. Sen de videomuza hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. O zaman şey yaparız kanka, sen ünlü olduğunda zamanında bizim videoya gelmişti deriz. Bizim videolara konuk olup ünlü olup patlayıp giden çok kişi var. Çok umarım onlardan birisi de sen olursun. İstersen anahtarları değişelim ve hayatları ve evleri değişmeye başlayalım. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana. Tamamdır abi. Evime güzel bak abi. Kimse daha bugüne kadar mahremime doğru düzgün girmiş değil. Anahtarları değişelim ve başlasın. Bir dakika. Dur ben anahtarı çıkartayım. Ha bak evde kedimiz var. Bekir var. Kapıyı açık bırakma, kaçar gider. Berkay'ın evin anahtarını ben aldım. Benim evin anahtarını da Berkay'a verdim. Abi keyifli zaman geçir. Tadını çıkart yani ne varsa. Tamam. Ben öyle yapacağım çünkü hiç çekinmem. Hatırlıyorsun neler neler yapıyordum. İlerleyen bölümlerde sizlerden birisini seçmeye devam edeceğiz. Takipçilerden seçtiğimiz için videonun içerisinde seçim şartlarını, sizlerden birisini seçerken aradığımız şartları anlatacağım. O yüzden videonun hiçbir kısmını kaçırmayın. Serinin ikinci videosunda, Ev Değiştim serimizin ikinci videosunda konuğumuz siz olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Hadi gel. Sen git artık. Biz Berkay'la buradayız. Arabanın anahtarını aldım ben. Gidiyorum. Konum attın mı? Bende evinin adresi var. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Paspas da bu arada çok güzelmiş. Delimine yazıyor üzerinde. Bu arada Çato'yla Hüseyin zaten evde. Bugün seni üçümüz ağırlayacağız. Tamamdır. Hadi bakalım. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Burada da kasklar. Siz de motorcusunuz. Aynen var bizde de. Bunu da buraya bıraktım. Evin anahtarını da şuraya kenara koyalım hemen. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Ceketini alalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Bekir'le de tanış. Neymiş böyle ya? Tipe bak. Bekir merhaba de. Bekir'in cinsi ne? Maine Coon. Kaç yaşında? Daha 3 aylık. 3 aylık. Aa. Küçükmüş. Kanka hoş geldin. Sana evi şöyle bir bahçeden en üst kata kadar bir güzelce gezdirelim biz. Ne yapmak istersen. Buyur kanka. Burası evimizin bahçesi. Büyükmüş bu arada. Videolarda çok daha küçük görünüyor. Havuz da
çok küçük görünüyordu. Havuz da çok büyükmüş. Havuza girebiliriz. Bir bak belki istersen. Yani. Bak, sıcak mı? Soğuk mu? Havuz soğuk. Havuza bugün girmeyelim. Kasım daha sonra belki davet ederseniz girebilirim. Bahçe takımımız girebilirim. Kanka rahat rahat oturabilirsin. Daha önceden Balbasar buradaydı hatırlıyorsan. Araba evet, buradaydı. Balbasar'ı buradan vinçle geri gönderdik. Yani zaten merak ediyordum. Evin burada kapısı var. Duvarın üzerinden atlatmışsınız arabayı. Karşıda da bir tane barbekü görüyorum. Bana da barbekü yakarsanız artık takılırız yani. Kanka daha önce bu barbeküden Uziler, Berkcan Güven, Mörda, Kontkar, Benfero bu barbeküden yemek yedi. Bugün sana da yakalım bundan. Bir karnımızı doyuralım güzelce. Bir keyif yapalım. Şurada 3 erkek bayağıdır. Çok teşekkür ederim. Bayağıdır bu kadar erkek toplanmıyorduk böyle 3 kişi. Bugün aynen. Evde yalnızız abiler yok. Abi de yok. Bugün takılıyoruz bugün abi. Takılalım biraz. Takılmaya geldik. Aynen. Bugün. Burası giriyorum. Bismillah açıyorum evi. Şimdi Berkay bizim evde. Biz Berkay'ın evinde. Bir nevi hayatları değiştik. Giriyorum hazırsan. Gel abi kapıyı bir kapatalım. Geç. Eve geldik. İstersen şu sağ tarafı bir gösterelim önce. Adım adım gidelim buradan içeriye doğru. Evin girişinde hemen burası lavabo olarak tasarlanmış ama belli ki burayı ardiye olarak kullanıyor. Anladığımız kadarıyla da evcil hayvanı var, kedisi var. Küçük mama kaplarından da anlıyorum. Şöyle içeri doğru gelelim. Kapılardan anladığımız kadarıyla 35-40 yıllık bir ev. Çok eski kapılar var. Ve Antalya'nın aşırı yağışlı olmasından dolayı en üst katta olduğumuz için belli ki çatı akmış. Çatı aktığı için de buraya su sızdırmış. Su sızınca da böyle şeyler olur. Ne bileyim nemlenmiş yani çatıları. Şöyle mutfak tarafına geçelim. Bu tarafta görmüş olduğunuz gibi klasik. Hani hepimizin evinde olabilecek gibi bir mutfak, buzdolabı. İşte bulaşık makinesi var. Yemek yapmış en son. Buralar falan temizlemiş Allah'tan. Benim değil mi ev şu an? O bizim evde her istediğini yapmıyor mu? Ben de bu evde her istediğimi yaparım. Aga çekil bakayım. Geç. Bu zamana kadar hep yeniledim. Hep öldürdüm. Bir kere de yaşatmama müsaade edin diyorum. Ya şunu söylemek istiyorum şimdi. Araba videolarından alıştınız tabii. Al yenile al yenile. Bakalım zarar verdiğim zaman takipçim nasıl bir tepki verecek? Finalde takipçimizle nasıl bir diyalogumuz olacak? Hani Berkay eve geldiği zaman evi darmadağın görse bakalım bize ne yapacak? Dev ekran bir televizyonu var Abdu abinin. Burada PlayStation 5'i var. Kutuları karıştıracağım birazcık. Evini karıştıracağım abi, yapacak bir şey yok artık. Üzerinde delimine yazan ahşap bir kutu var. Merak ediyorum bunda. Bakacağım. İçinden ne çıkacak acaba? İçerisinden kılıç çıktı. Bu Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı. Birebir yani. Birebir. Çok güzel. Neredeyse benim yarım kadar kocaman bir kılıç. Bununla video falan çekmedik. Abdü'nün biliyorsun kılıç koleksiyonu var. Hop. Çok güzel görünüyor. Bunu buraya koyalım. Birazcık dağıldığı da belli olsun, Abdü abi anlasın karıştırdığımızı. Benim gördüğüm açıdan istersen takipçiler de görsün abi birazcık. Aynen. Çünkü çok güzel görünüyor, geniş bir ev. Süsleri gayet güzel. Arada kedinin böyle küçük oyuncakları var. Burada bir tane kelepçe var. Kuru kafa figürü var. Burada garip bir ağaç var ama çok güzel, küçük. Evin çoğu yeşillikle dolu. Çok güzel, çok beğendim. Yukarılara geçebiliriz istersen artık. Geç buyur. Ev senin. Tamamdır. Hadi devam edelim. Bir adet L koltuk yapmış kendisine. İki koltuktan birleştirip bir L koltuk yapmış. PlayStation 4 oyunları var. Burada bir tane satranç takımı var. Kitaplar var. Yenilmemiş bir pop kek var. Reklam değildir. Karnım da acıkmıştı zaten. Evet, oyunlar, işte Monopoly bilmem ne. Guitar Hero var PlayStation oyunlarından. Hani adam oyun oynarken bile müzisyenliğine devam ediyor anladığım kadarıyla ama bayağıdır oynamamış belli ki. Ama Berkay'ı bilmiyorum hayli kirli buldum. Böyle olmaz. Bu karanlığın içinde yaşanmaz. Ben sana söyleyeyim. Kahve makinesi. Ben daha önce bir evde bir kahve makinesi görmedim. Demek ki kahveyi çok tüketiyor ve hazırlamaya da uğraşmamak için böyle bir kahve makinesi almış. Bunların hepsini kaldıracağız. Bu evi bugün kendime göre dizayn edeceğim. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hani kapıya tekmeyle girdik, perdeyi indirdik ama Berkay tekrardan bu eve geldiği zaman mutlu olsun diye birkaç değişiklik yapacağız. Bakalım elimizden neler gelir. Hadi başlayalım. Bak, daha önceden klima buradaymış galiba. Buradan kaldırıp o tarafa almışlar. O da iz yapmış. Adamların arabasına girdiğim zaman nasıl arabasını incelediysem şu anda da evi inceliyorum. Mobilyalara bakıyorum. Duvara bakıyorum. Perdelere bakıyorum. Ne bileyim bak, adamın kedisi burayı pert etmiş mesela. Anladın mı? Bak bu kedi tırmığı. Nerede görsem tanırım. Kedisi pert etmiş. Ama aklımda çok güzel bir şey var. Bu evi güzelleştireceğim arkadaşlar. Antalyalı hayırsever iş adamı Ramazan Karabulut'u arıyorum. Duvarından mobilyasına, mobilyasından zeminine kadar ne bileyim evde değiştirilmesi gereken ne varsa yapacağız. O yüzden Ramazan abiyi arayacağım.
O ben ne zaman ararsam hayır demez. Diyeceğim böyle bir müzisyen bir arkadaşımız var. Ben de onun evine bir güzellik yapmak istiyorum abi, yardımcı olur musun diye. Kapıya tekmeyle girdik, kapıyı kırdık ama bunları baştan yapacağımı bildiğim için rahat takıldım. O yüzden Berkay bizim evde güzel vakit geçirirken biz burada amelelik yapacağız. Berkay için. Evini güzelleştirmek adına arıyorum. Alo. Selamünaleyküm. Ramazan abi bahsetmiştim yani bir tane arkadaşın evini yenileyeceğiz diye müzisyen. Elemanlar müsaitse biz geldik abi, başlayabiliriz. Tamam. Tamam, biz evdeyiz, ben konum atıyorum şimdi onlara o zaman. Tamam abi, sağ olasın, hadi görüşürüz. Adamın evinde asansör var. Bu nedir abi? Gel asansörle çıkalım. Asansör nedir abi evin içinde? Asansörün şifreli bir asansör, şifresi ne abi bunun? Cumhuriyetin ilanı. Helal helal. Helal, bravo. Bravo. Bak doğru insanı seçmişiz. Birinci kattan başlayalım. Birinci kattan başlayalım abi. Kapatalım. Ne? Evin içerisinde asansör olması çok güzel. Abdü abi bizim binayı yürüyerek çıkacak. Bir de dördüncü kat birazcık, gerçi sporcu o, yorulmaz, sıkıntı yok. Burada müsaade ederseniz ben biraz kendim dolaşmak istiyorum. Abi, tamam, senin... tabii ki. Kanka burası misafir odası olarak, misafir geldiği zaman hani uyuması için veriyoruz bu odayı. Bu odada bir şey yok. Güzel. Burayı o zaman çok zaman kaybetmeyelim burada. Direkt diğer odalara bakalım. Bakalım burada ne var? Burada bir banyo var. Burada sauna var. Banyonun içerisinde sauna var arkadaşlar. Hiç kullanmadık bugüne kadar. Neden? Neden hiç kullanmadınız burayı? Biliyorum. Hiç kullanmadık. Banyoda sauna var. Çok güzel. Kocaman bir ayna var. Biraz misafir banyosu gibi olduğu için kullanmıyoruz aslında saunayı. Güzel abi. Diğer odalara bakalım hemen. Burada çamaşır makinesi ve kurutma makinesi, çamaşır odası demek ki. Çıkıyoruz buradan da hemen. Burada bilgisayarlar var. Burası demek ki oyun odası. Burada oyuncu koltuğu ve şöyle bir puf koltuk var. Oyuncu koltuğunu merak ediyorum birazcık. Güzel görünüyor. Ben beğendim burayı. Çok güzel. Yani YouTube montajlarının yapıldığı, bilgisayar oynamak isteyen olsa oynadığı oda. Daha çok hem oyun hem YouTube amaçlı hem iş amaçlı. Evet, eğlence odası. Hemen diğer odalara bakalım. Burada... Bu nedir abi? Yerden ısıtmanın şeyi. Burada bir tane daha yatak odası var. Burası... Hüseyin'in odası. Güzel abi, burada... Açık rafları var. Kıyafetleri var. Güzel kıyafetler var bu arada. Renkli kıyafetler var, ben de severim. Mor bir kıyafeti var. Aynen. Çok seviyorum. Bir tane televizyonu var. Kışlık montları, ceketleri var. Fenerbahçeliymiş Hüseyin. Formalarından görüyoruz. Burada Nintendo Switch var bir tane. Kum saati var bir tane de. Ters çeviriyoruz ve çıkıyoruz. Yatak odası yani. Güzel. Diğer odaya bakalım hemen. Burası benim odam. Burası senin odan. Daha ferah. Burada da bir oyuncu koltuğu, bir laptop var. Güzel bir kulaklık görünüyor burada. İşte burada oyun oynayacaksam oyunumu oynuyorum. Ne yapacaksam onu yapıyorum. Genelde de zaten akşam geldiğim için uyumak için kullanıyorum ben de odayı. Güzel abi. Burada da yine bir tane daha kuru kafa var. Evin her yerinde kuru kafa var bu arada. Neden bilmiyorum. Neden abi? Dekor amaçlı. Güzel. Yasir abi Antalya Spor'duymuş. Burada küçük mantar bir panosu var. 07 gençlik atkısı var. Küçük herhalde. Notları var burada. Burada herhalde. Kitap var. Başucu kitaplarını çok severim. Kitap ne varmış bakıyoruz. Kitleler psikolojisi var. Burada Ayraç var bir tane. Edi var. Başka ne varmış? Zamanın kısa tarihi var. Stephen Hawking'in. Onu bitirdim de şundayım. Bunu okuyorum şimdi. Nasıl abi, beğendin mi? Zamanın kısa tarihi mi? Evet. Onu 30 kere falan okumuşumdur. Ben de okumak isterim. Burada yine bir tane daha kuru kafa var. Al, ben okudum zaten. O kitap senin olsun. Çok teşekkür ederim. Yasir abinin kitabına çöktüm. Hediye etti ama. Burada bir tane daha kuru kafa var. Evin her yeri kuru kafa dolu. Abdü abinin odasını merak ediyorum şu an. Acaba nerede? Burada bir tane daha banyo var bu arada. Hayır, Yasir abinin kendi banyosu var burada. Yardımcı olalım diye geldik. Neye yardımcı olacaksınız? Abi nerede yok? Gel bir sana öğretelim. Takılalım biraz bir şey. Bir tane video var ya, biliyor musun ya? Çatu sen şey yapsana. Et ayarlasana. Ayarlayayım. Tamam, mangallık et ayarlayın abicim siz. Hadi. Tamam, tamam. Kömür de alın. Kömür et. Tamam abi. Kömür et. Nasılsınız? Hoş geldin, iyi. Hoş geldin abi. Hoş buyurun ustam, hoş geldiniz. Turgay. Hoş geldiniz. Turgay abi. Ustacım hoş geldin. Abi hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şu kapıyı kapatayım.
Abi şimdi Ramazan abi anlattım bilmiyorum. Anlattı, söyledi. Bu seride daha öncesinde arabaları değiştiriyorduk insanlarla. Takipçimizin arabasını aldığımız zaman onun arabasına ufak değişiklikler, güzellikler yapıyorduk. Evet. Hani bir level üste taşımak istedik. Onda da dedik ki evine gelelim, evinde bir sıkıntı varsa evini güzelleştirelim dedik. Tamam. Hani siz inşaatçı olduğunuz için evin o olayından anlarsınız birazcık. Eski bir yapı. Ha, burada elimizden ne gelebilir? Bir yardımcı olursan, tamam, elinden geleni bakalım, fazlasıyla yaparsan seviniriz. Ha, bu evin sahibi müzisyen bir arkadaşımız. Müzisyen, tamam, genç müzisyen bir arkadaşımız. Kuryelik yapıyor, işte mekanlarda çalışıyor. Oradan kazandığı parayla da alıp müzik yapmaya çalışıyor. O yüzden bizim elimizden ne gelirse Ramazan abinin de desteğiyle bu evi yaparsak çok mutlu olurum. Ramazan abi zaten elimizden geleni yapmamızı söyledi. Ne yapacağız bu eve? Şimdi öncelikle mobilyalarımızı atıyoruz. Tamam. Ondan sonra duvarlarımızı, tavanlarımızı yeniden sıva boya yapıyoruz. Tamam. Duvar kağıtlarımızı. TV ünitesi yapacağız buraya bir tane. Bir tane çalışma masası yapacağız. Tamam. Bu arkadaş müzisyen, burada gitarını da... Abi bir koltuk da alalım lütfen tamam, ya. Yani. Evet, bir tane çalışma berjeli koltuğu. Berjeli falan bir şey yani. Berjeli çalışma koltuğu. Buraya bir tane L koltuk. Abi olacak, bir şey daha söyleyeceğim sana. Bir tane şey yaparsın. Abi eve girerken gaza gelip ben kapıyı kırdım da kapıyı da değiştirsek olur mu? Kapılar ya da boyayalım zaten... ne yapacağız bilmiyorum. Yok, kapıların zaten değişmesi lazım. Sökeceğiz mi full? Full çöktüğüm, bunu boyamayı biz Ramazan abiye kabul ettiremeyiz. Abi o zaman bütün kapıları değiştirelim, bu değişmişken hepsi, hepsi değişecek. Zemini değiştireceğiz. Ha, zemin! Abi bir de şey söyleyeceğim, şu rutubetler var ya, onları ne yapacağız bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz. Bunların yukarıda... Çatı akmış çünkü. Bunların da yukarıdan izolasyonunu yapıp yine tavandan biz sıvamızı, boyamızı yapacağız. Tamam. Tertemiz hale getireceğiz bu karton piyerlerin hepsini. Abi kurban olayım, o da sökeceğiz. Abi şu karton piyerleri lütfen sökelim ya. Hepsi o köşelere ben çok sinir oluyorum. Hepsi düz sökülecek. Düz bir köşe olursa. Hepsi duvarları sökülecek. Ne renk yaparız? Rengini değiştirelim. Duvarları trend renklerden böyle daha çok gri tonlar güzel gidiyor. Tamam. Bundan daha fazla şey yapacağız mı daha? Daha fazla şeyler yapacağız. O da en sonunda güzel sürpriz olur. Alkışlayalım. Başlayalım bismillah. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu eşyaları da aşağıya bir kamyonet hazırladık. Eski, evet, uzun yıllar kullanılmış bir eşya ama öğrenciler için hala kullanılabilir durumda. Bir öğrenci evine göndereceğiz. Bu eski eşyalardan da öğrenciler faydalanmış olacak. O şekilde düşündük. Kamyonetimiz aşağıda hazır. Biz de eşyaları taşımaya başlıyoruz. Bir gelse Berkay böyle görse evi şu anda ne yapar? Bir geliyor böyle bir tane ortaya böyle elektro gitar. Hayata baştan başlamak. Üzeri bir sürü kuru kafayla dolu. Bir tane miğfer var, bir tane renkli kuru kafa var. Burada bir ödül gibi bir şey var. Yılın başarılı sosyal medya fenomeni, Fester Aptu. Burada bir tane daha kuru kafa var, bir tane at kafası var. Burada bir tane daha kuru kafa var, burada düşünen bir adam var. Ama onun da kafası var. Sonra buraya bakıyoruz, burada kitaplar var. Kitap ayraçları yine kuru kafa. Yarım yarım bir tane kuru kafa, yani toplam bir tane yapıyor. Burada yine bir tane bıçak var. Kanka o da sürmene çeliğinden. Burası geyik boynuzu. Üzerinde koleksiyonluk el yapımı yazıyor zaten. Çok güzelmiş bu da bu arada. Yani parasıyla aldım ama üzerine yazı yazıp göndermişler. O kadar da olacak artık yani, yapacak bir şey yok. Burası sanırım Abdü abinin odası. Aynen, Abdü'nün odası. En üst kat olduğu için birazcık eğimli. Biraz odayı gösterir misin abi burayı? İsterim. İnsanlar da görsünler. Oda çok geniş. Tablolar çok güzel bu arada. Bu tablolara ben bayılıyorum. Bir ara telefonda kapak fotoğrafıydı. Burada yine bir raf var. Üzerinde at adam var. Burada dilimine yazıyor ve küçük, bu sanırım sembolik bir araba. Balbazar olabilir aynen, bu. Aynen, bir arkadaş hediye etmişti. Burada da gördüğüm kadarıyla yine bir başucu kitabı var. Ve kitap ayrıcı büdü. Kaderini sev çünkü aslında hayatım bu. Nietzsche'nin kitabı. Abdü abi bunu okuyor şu an. Burada bir aşk listesi var. Aynen, tiyatro oyunu mu? Tiyatro. Bunu hiç karıştırmayayım, bu çok fazla görünüyor çünkü. Hemen diğer taraflara bakalım. Burada bir tane küçük dolabı var. Siyah güzel bir dolabı var. Enerji içeceği dolabı, içerisine çikolatalar koymuş. Güzel duruyor ama. Burada bir tane jacuzzi var. Buraya saklanmış bir jacuzzi var. Burası çok güzel, yukarısı görünüyor buradan. İstediğin her şeyi kullanabilirsin. Yani o jacuzziyi beğendiysen kullanabilirsin. Jacuzzi değil de sauna belki yani. Sauna birazcık garip geldi bana. Tamam.
Şimdi bu odaya bakalım. Bu odada bir tane daha banyo var. Burası geniş bir banyo. Kocaman bir ayna var. Çok güzel görünüyor bu arada. Çok kocaman bir kapı var. Alışık olmadığım bir şey. Abdü abinin ebeveyn banyosu. Buradan da çıkalım. Burayı da çok karıştırmayalım. Ama burayı birazcık karıştıracağım. Burası elbise odası, ayakkabı odası var. Çok renkli elbiseleri var. Zaten kendisi de çok renkli giyiniyor. Benim elbiselerim de çok renkli. Burada takım elbiseleri var. Takım elbiseler güzel ama çok takım elbiseyle aram yok. Daha çok ben böyle rahat giyinen bir insanım. Yukarıda kutuları var birazcık. Bir tane Nerf silahı var orada. Kutusu görünüyor. Her insanın hayali böyle bir giyinme odası. Gerçekten çok kocaman, çok renkli, çok muhteşem bir oda. Ben de böyle bir oda yapacağım bir gün. Burada bir tane balkon var sanırım. Bu kitabı da artık elimde dolaştırmayayım. Çıkarken alırım onu, oraya koyuyorum. Buraya Abdü abi kullanmıyor belli ki. Birazcık pozlanmış. Burası güzel bir yer aslında. Çok ferah görünüyor. Manzarası güzel. Beğendim manzarasını. Burada akşam takılır ya. Rahat rahat takılabilirim burada. Güzel değil mi burada burası? Tabii ki burada zaman geçirebilirim. Bu ağacın adı ne abi? Yani yeni dikmiş, palmiye dikmiş. Tutar ya, bu da bahçeye yakışır bunlar. Bir de sizin en alt kata bakalım abi. Orada da müzik stüdyosu olduğunu söylemiştiniz. Haydi inelim. Oraya asansörle inelim baba. Tamam. Asansörün camdan olması çok güzel bu arada. Dışarısı komple görünüyor. İnelim bakalım aşağı. Acaba Abdü abi ne yapıyor benim evde? Keyifli zaman geçirebiliyor mu? -1 de olduğu için 3 katlı değil, 4 katlı oluyor. Çok güzel, ben çok beğendim. Çok geniş bir ev. Sana kapımız her zaman. Çok teşekkür ederim. Güzel demek. Burası bahsettiğiniz müzik stüdyosu sanırım. Oo, burası çok güzel. Burası acayip iyiymiş. Burası benim hayalimdeki müzik stüdyosu olabilir. Hep böyle bir stüdyo yapma hayalim vardı zaten. Piyanosu var, gitarı var. Neyi var? Ses kartı var. Laptopu var. Burası çok iyi abi şu an. Ben akşam burada gitar çalabilirim. Hazır zaten gitar da var. Bir şeyler yapabiliriz yani. Ekipmanlara bakıyorum. Bir tane LTC-640TS, bir tane mikrofon var. Burada bir tane piyano var. Burada bir tane Behringer kulaklık var. Burada bir tane samuray figürü var. Güzel bir eşya. Güzel bir masaüstü. Bir tane ses kartı var. Bir tane mic var. Bağlı sanırım buradaki monitöre. O diğer kasaya bağlı. Aşağıdaki kasaya bağlı. Aşağıda... Bir tane daha mı kasa var? Evet. Aynen. Bir tane daha bilgisayar var aşağıda. Monkey Banana referans hoparlörler var. Bunlar da çok güzel gerçekten. Benim hayalimdeki stüdyo aslında kanka, bu. Kanka dilediğin zaman gelip kullanabilirsin. Bir tane de gitar var. Onu da kolum çarptı demin. Unutuyordum az kalsın. Burada onu da kenara koyalım kanka. Ibanez bir gitar var. Koyalım şöyle. Koyalım. Burada bir tane daha bıçak var. Kılıç var daha doğrusu. Katana kılıçları var. Bunlar da çok güzel. Burada Che Guevara'nın kafası var. Küçük katana. Sanırım bu aileyi temsil ediyor olabilir mi? Abdü abi, Yasir abi ve katana. Yine küçük bir bebek var. Oturmuş bekliyor, müzik dinliyor burada demek ki. Bir tane plaket var. Katananın 100.000 plaketiymiş bu. Evet. Ben olsam duvara sardım ama yere koymuş katana. Burada bir tane prodüktör koltuğu var. Burada da bir tane deri koltuk var sanırım. Hemen alalım şunu şuradan. Galiba burada bir vokal kaydı yapılıyor. Aynen, sanatçı buraya oturuyor. Çok güzel. Burada yine bir koltuk var. Burası güzel, oturulur burada. Burada uyuyorlar ya çocuklar. Burası nereye çıkıyor? O da buranın banyo tuvaleti. Bakıyoruz. Işığı yanmıyor mu? Kullanılmamış yani, belli orası. Stüdyodan da çıkalım. Burada bir tane daha oda var. Kanka bu odada şöyle, bu müzisyenler müzik yapmaya geldiği zaman kendileri dinlemek isterse kullanıyor. Anladım. Burada bir tane daha kapı var. Bu çelik kapı sanırım, çıkış. Burası garajmış arkadaşlar. Burası garaja çıkıyor. Burayı kapatıyorum. Evin dışında işimiz yok. Şu an evin içine bakıyoruz çünkü. Bu arada çato mangal için malzeme almaya gitti. Onlar malzeme almaya gitmişken ben de birazcık evi kullanabilir miyim gerçekten? Hani kanka bak, istediğini yapabilirsin, istediğini. Burada bu arada bir tane daha tuvalet var sanırım. Burası Bekir'in tuvaleti galiba. Evet. Kedinin tuvaleti var, çok güzel. O zaman Abdü abinin odasını kullanabiliyor muyum? İstediğini yapabiliyorsun kanka.
Hiçbir şey yok bak. Karton yerleri söktük. Kornişleri söktük. Ne vardı başka? Zemindeki elektrik tesisatını yeniledik. Şu karton piyer alçıpanları söktük, kapıları söktük. Burada elektrik tesisatı vardı. Elektrik tesisatını parçaladık. Yeni elektrik tesisat döşedik kendimize. Bu arada Necdet Usta da biz konuşurken evet, astar vurmaya devam ediyor. Bakalım finalde nasıl bir şeye dönüşecek. Hadi devam. Sıvayı duvara uygulamaya başladık. Uyguladıktan sonra da dekoratif işlemini yapıyor Yavuz Selim Usta. Şöyle yaklaşalım, gösterelim. Kuruduktan sonra da üzerine arzu ettiğimiz dekoratif boya işlemini uygulayacağız. Bütün işlem bittikten sonra cillop gibi ortaya çıkacak. Zeminleri de toparladıktan sonra böyle harika bir ortam ortaya çıkacak. Ben de ileride bir evim olursa inşallah böyle yapmayı düşünüyorum duvarını. Bütün duvarlarımızın ve ara koridorun dekoratif sıvaları tamamlandı. Şimdi eve uygun, evin tasarımına uygun yeni kapılarımız geldi. Onları göstereyim sizlere. Şöyle dikkatli bir şekilde. Yeni nesil uzay grisi renginde antresit kapılarımız. Şöyle bir jelatinle açalım. Şu renkte. Kapılarımızın öncelikle kasa kısımları takılıyor. Kasa kısımlarından sonra menteşeleri takılacak. Menteşelerden sonra da kapıların artık şu kapı kısımları takıldıktan sonra evimizin yavaş yavaş bir şeye benzediğini görür hale geleceğiz. Salonun siftahını ben yapıyorum şu an. Oo. Önce nasıl çalışıyor onu bulmam lazım. Bunu söylemek ister misin nasıl çalıştığını arayayım mı yoksa? Kanka. Bir saniye. Aha. Evet şu an çalışıyor. Son dereceyi aldım. Şunu çıkartıyorum artık. Salonun ısınmasını bekliyorum birazcık daha. Fizikiymiş Berkay. Spor yapıyor mu? Bu kadar. Az yapabiliyorum. Kaza yaptığım için sürekli. Sauna ısınana kadar ben burada yatacağım ya. Kapıyı da kapatıyorum. Saunadan çıktım. Yemekten önce birazcık PlayStation 5 oynayacağım. Fortnite, FIFA 2023, UFC, GTA Vice City var burada. GTA Vice City oynayabiliriz. GTA 5 de var. Mafia 3 var. Bannerlord var. Burada NBA 2022 var. God of War var. God of War oynayabilirim. God of War oynayacağım. Zaten bu oyun yeni çıkmıştı. Merak ediyordum. Çağatay abi bir tane içecek alabilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. Ben Abdü abinin kıyafetlerini giydim bu arada. Oo. Çok nefis görünüyor. Siz de acıktınız mı? Acıktık. Yeter hazır diyelim. Hadi mangala. Bugün mangalı Çağatay yaktı ama ben pişirmek istiyorum. Burada etlerimiz var. Kanat var gördüğüm kadarıyla. Et pirzola var. Böbrek var. İyi gelir, şifadır. Güzel abi. Siz isterseniz oturun. Bundan sonrasını ben halledeyim. Okey. 10 numara oldu bu iş valla. Ben seviyorum böyle işler yapmayı. Zaten evde de balkonda mangalım var.
Eline sağlık. Eline sağlık. Önemli değil. Olay bu abi. Sen de şuraya hadi geçeyim. Hadi bismillah o zaman. Kanka biliyorsun benim stüdyom var aşağı katta. Ha, gördüm. Gezdim bugün. Çalmak istersen gitarım falan da var. Çalabiliriz beraber. Çalalım. Yaparız bir şeyler. Hem kafa dağıtmış olursun. Yoruldun mu bugün? Yemekten sonra yapabiliriz. Abdi abi gibi yaşamaktan bugün... yoruldun mu? Daha çok eğlenceliydi. Eğlenceli olduğu için çok yorulmadım. Kanka aslında burası rap müzik yaptığımız bir stüdyo. Yani bir trap house. Ama ben şarkılarımın sonunda çok elektro gitar kullanıyorum. Birkaç şarkımın sonunda var. Sen de çalabilirsin hatta burada. Rahatça. Tamam. Amfi hazır, gitar hazır senin için. Her şeyi hazırladık. Yasir abi bak modelini görmek ister misin? Katana MK2. Şii. Nasıl bir şey yapmak istersin kanka? Biraz doğaçlama takılalım ya. Tamam, ver o zaman bir şeyler takılalım kanka. Hadi. Kaydı veriyorum kanka. Tamamdır. Verdim kaydını. Nasıl oldu? Süper oldu kanka. Tamamdır. Çok iyi. Bunun üzerine... Bunu introsu yapabiliriz şarkının. Tamamdır. Bunun üzerine akor basayım ben. Power akor basayım. Olur. Ben birkaç efekt falan ekledim. Kanka ben bu çaldığın gitar sample'ının üzerine birkaç drum ekleyeceğim. Sonra bir vokal vereceğim, sonra dinleyelim olur mu? Tamamdır. Şimdi freestyle bir şeyler kaydedeceğim. Umarım güzel bir şeyler çıkar Berkay. Senden başka yok kimsem. Berkay bitirdim, dinleyelim mi? Tamam, dinleyelim. Ne yaptınız siz ya? Helal olsun lan. Süper, bravo. Yarım saatte böyle bir şey oldu. Elimize sağlık. Beğenilirse bunu tamamlayıp bir şarkı belki. İnşallah. Kesin yapılmalı. Yapalım. Süper oldu. Eline sağlık. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Çok arkadaşlar güzel. Ramazan abi. Abi evi bitirdik. Şöyle bir gezelim bakalım. Hadi bakalım. Eski halini biliyoruz. Nasıl? O çizimlerdekinden daha güzel olmuş. Arkadaşlar Ramazan abi sizlere tanıştırayım. Antalyalı hayırsever iş adamımız Ramazan Karabulut. Berkay'ın evine, onun tadilatına sponsor oldu. Çok teşekkür senin ederiz sayende, abi. İnşallah devamını da getireceğiz arkadaşlar. Ramazan Karabulut'un Instagram hesabını ve Delimine Instagram hesabını takip eden kullanıcılarımızın arasından seçeceğiz. İkinci bölümde yenileyeceğimiz evi. Bu sefer benim şeyden olsun, takipçilerimden olsun. Direkt senin takipçilerden seçelim abi. Tamam. Ramazan Karabulut'un Instagram hesabında açıklamaya bırakıyorum. Takip ederseniz oradan seçeceğiz. Abi neler yaptık bakalım, bir istersen yani. Ramazan abi anlatsana. Ramazan abi ilk halini gördüm zaten. Biliyorum. Biz sana projeleri de anlattık. Elektrik altyapı sistemlerini değiştirdik. Tavanda rutubet vardı, onları giderdik. Efekt boyalarla bir tasarım yapmaya çalıştık. Duvarlar zaten tam bizim evet. Şeyimiz olmuş. Dekoratif sıva yaptık abi. Evet. Ben bu inşaatta çok çıraklık yaptım. Aydınlatmalar, çalışma masaları, kapılarımızı yeniledik. Zeminlerdeki laminat parkeleri yeniledik. Çalışma masası kurdular abi. Evet, bilgisayar evet. Setup yaptılar. O süper bütün olmuş. Kapıları değiştirdiler. Kapılar çok eskiydi. TV üniteleri. Normalde 15 güne falan yetişirmiş bir kapı. Burada 7 tane kapı değiştirdiler. Hepsi... Ramazan Karabulut adı olunca yetişiyor. Abi senin adını verdik, hallettik her şeyi. Hesabı da sana yazdık abi. Abi kesene bereket. Ben de bir hediye alayım dedim. Ama siz bir şey bırakmamışsınız bana. Arkadaş... Müzisyen. Müzisyen değil mi? Evet abi. Ne çalıyor? Elektro gitar çalıyor tamam, abi. Tamam, bir tane de ben elektro gitar hediye edeyim ona. Ooo, alkış olsun. Abi kesene bereket. O da sürpriz olsun. Çok teşekkür bugün, ederiz. Bugün alsın çocuklar. Ya arkadaş, sabahtan akşama kadar uğraşıp çabalayan birisi. Sen de böyle bir destek verdiğin için hem Delimine takipçileri adına hem şahsım adına teşekkür ediyorum. Ben sana alkışlarla Ramazan abi. Uğurluyoruz. Kendisi de İstanbul'a gidecekti. Böyle akşam oldu ama apar topar buraya yetişti. Bir evi göreyim son halini diye. Güzel olmuş ama güzel değil mi? Güzel olmuş, değilmiş. Abi çok teşekkür ederim. Emeğinize çok sağ olasın. Sağ olun. Eline sağlık abi, buyurun. Sağ olun, teşekkürler. Abi ne demek.
Ramazan abiyi uğurlayalım. Burada bir bestiyer vardı. Onu çıkardılar buraya düzenledi. Yok ben zaten şeyde çizimlerde kapıları gördüm. Kapılarla birlikte uyum sağlayacak. Bu fikir Ramazan abinin diye. Ya bu şu olay çok iyi oldu. Burayı bambaşka yaptı yani. Şuradaki ardiyeyi gizledik vesaire. Çok güzel oldu abi. Tekrardan kesene bereket abi. Yani bu kadar büyük bir harcamayı kimse yapmaz. Çok 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 sizin sayenizde. Eyvallah abi, çok sağ ol. Çorbada tuzumuz olacak. Yani normalde bir çekiliş olsa, çekilişle birinin evini yapsak sadece o çekilişteki kişi mutlu olup herkes mutsuz oluyor. Ama böyle bir organizasyonda içimizden birinin hayatına bir güzellik kattığımız zaman biz hep birlikte mutlu oluyoruz. İçimizden kişileri mutlu etmeye ve birlikte eğlenmeye devam edeceğiz. Tekrar alkışlar. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hepsel Bey'im hoş geldin. Nasıl geçti gününüz? Çok iyi değişti abi. Ne yaptınız ya? Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Geç bir gez istersen. Hoş geldiniz hacım. Bekliyor muydun böyle bir şey? Vallahi çok şaşkınım şu an. Beklemiyordum. Çok güzel olmuş gerçekten. Niye zahmet ettiniz abi ya? Güle güle kulak kardeşim. Çok teşekkür ederim. İnşallah şimdi güzel mutlu günlerin geçer. Gel. Teşekkür ederim videoya konuk olduğun için. Arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Berkay'la beraberdik. Bir günlüğüne evleri değiştik. Mutlu oldum senin adına. Evet. İnşallah burada da güzel günlerin olur. Keyifli vakitler geçirirsin. Kardeşim güle güle kullan. Arkadaşlar böyle güzel videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ ol video konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim. Gel.